Çok şahanesin, çok dolusun. Anlıyorum seni ama ben bir şey soruyorum, sen bambaşka. Ben diyorum Kasımpaşa, sen diyorsun Mardin. Günde yaklaşık 300'ün üzerinde mesaj gelir. Tamam. Bir tek sen. Bak bunca yıllık meslek hayatımda bir tek sen. Merhaba, Instagram DM'den bana rumuzunu ve telefon numarasını gönderenleri tek tek aramaya devam ediyoruz. Ama hepsinden önce ne yapıyoruz? Kanalıma abone olmayı unutmuyoruz. İnce ablanızla dertleşmeye, birlikte hayat üzerinde düşünmeye, çözüm önerileri sunmaya ve hayatın güzelliklerini aslında tüm dertlerin içinde tekrar hatırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü rumuzumuzun ismi Mutsuz ve Yalnız. Sanki özetledi duygu dünyasını, değil mi? Mutsuz olduğu için ya da yalnız olduğu için mutsuz. Mutsuz olduğu için mi yalnız? Alo. Merhaba. Merhaba. Rumuz mutsuz ve yalnızla mı Bir görüşüyorum? saniye, bir saniye. Ezan okunuyor da. Ay, ben çok heyecanlandım şu an. Merhaba. İnci Yeşilyurt arıyor. Rumuz mutsuz ve yalnızla mı görüşüyorum? Evet, aynen. Peki görüşmemiz YouTube'da yayınlanacak, kabul ediyor musunuz? Kabul ediyorum, sorun yok. Peki. Ne yaşıyorsun? Kaç yaşındasın? Ben Mayburt'ta yaşıyorum. Yok, 31 nerede yaşadığını yaşındayım. sormuyorum. Nerede yaşadığını sormuyorum. Ne yaşıyorsun? Ha, pardon. Ya heyecanlıyım biraz. Rahat ol. Kusura Rahat ol. bakmayın. Neden mutsuz ve yalnız diye rumuz koydun? Hocam, şimdi şöyle en baştan anlatayım ben o zaman. Ben hani kızken de hani ailemde öyle huzurlu bir ortamım yoktu. Evet. Hani annemle babam sürekli kavga eden bir Evet. ortamdaydım. Evet. Hani ben de kendi çapımda şey yapmak istedim. Hani hayal kurardım. Hani eşimle böyle olmak istemem. Anlayışlı olsun, hani bir şeyleri birlikte yapalım, birlikte konuşalım, danışalım diye. Evet. Sonra işte görücü usulüyle eşimle evlendim. Evet. Başlarda hani her şey iyiydi. Nişanlıyken söylediği, yazdığı hiçbir şeyi evlendikten sonra hiç yapmadı. Örneğin. Mesela hani benim aile ortamında istediğim bir şey vardı. Ailecek piknik yapalım, ailecek gezelim, bir ortamda oturup konuşalım. Bunları bana eşim işte nişanlıyken söylüyordu işte. Biz çok mutlu olacağız. Bizi böyle parmakla gösterecekler. Evet. Sonra işte hani pikniklere gideriz, şeyler yaparız. Hani babam gibi bir insanla evleneceğimi tahmin edemedim. Yani evlendiğin kişi de babanın annene davrandığı gibi mi sana davranıyor? Daha kötüsü. Nasıl? Ya mesela hani şey aşırı ilgisiz. Babamda da vardı o ilgisizlik. Evet. Mesela hani babamda hani babam sadece kendisini düşünen bir insandı. Hı. Kendi çapında yaşayan bir insandı. Annem de hani o böyle yapınca, sorumsuzluğu yapınca annem de kendisi şeyi almak istedi. Ne derler? Otoriter. Evet. İster istemez hani o şekilde yaptı. Şimdi biz üç kız kardeşiz. Evet. En azından biz birbirimize anlatıyorduk Ha, derdimizi. ha. Hani en azından rahatlıyorduk. Evet. Onların kavgalarını dinledikten sonra oturup birlikte ağlıyorduk. Yok, konu dağıldı şimdi benim kafamda. Karman çorman oldu. Dedin ki eşim babamdan daha beter çıktı. O beteri anlamak istiyorum ben. Ya mesela şey her konuda mesela beni adam yerine koyma. Babam en azından annemle söylerdi, şunu yapalım, böyle yapalım. Hani şundan borç aldım, buna borç verdim Evet. gibisinden. Hani ben ona söylüyorum ki bak yeni evlendiğimiz zamanlarda fitre falan veriliyordu hani Evet. Ramazan'da. Evet. Şimdi kayınvalidemleri iftara falan çağırmıştım. Evet.
annesiyle birlikte odada zekatı, fitreyi vermiş, benim haberim yok. Bana sonradan söylüyor bunu. Ne hani diyor? Ben de istiyorum ki hani bunu birlikte konuşalım, karar verelim, kime verilecek, ne kadar verilecek. Bu tür şeyleri hiçbir şekilde yok. Peki seninle birlikte baban bunları yapar mıydı? Babam annemle konuşur, danışır, yapardılar. Hani belki annem otoriterliğindendir, bilmiyorum. Sen eşine hani bize o şekilde hayatım hani biz evlenmeden önce konuşmuştuk. Her şeyi birlikte konuşup yapacaktık. Neden bu sözünü yerine getirmiyorsun dediğinde ne cevap veriyor? Ya şöyle söyleyeyim, hani babamdan beterli dediğimde şu noktadayız. Dolara konuşsam dile gelir. Hayır. Benim dediğim soruyu eşine verdiğinde, sorduğunda ne cevap veriyor? Cevap vermiyor işte. Hayırdır, konuşmuyor. Dilini mi yuttun? Karadeniz'de gemileri mi battı denir adama? İşte 5 senedir hani iletişim kuramıyorum ben eşimle. Nişanlıyken kurabiliyordun ama. Evet. Yani şunu mu söylüyorsun bana? Eşim beni nişanlıyken kandırdı mı diyorsun? Kandırdım. Kandırıldın. Kandırıldım. O zaman şöyle yola çıkarsın. Aile, madem ki görücü usulü bir evlilik, aile meclisini toplarsın. Niye beni kandırdınız diye sorarsın. Niye yapmıyorsun bunu? İşte yani hani ben dedim ki biraz kazımak istiyorum. Olgun yaştayız. Hayır yavrum, biraz kazımak istiyorum. Bak şimdi ben yapam, olmuyor İnce abla. Olmayan ne? Konuşmuyor. Konuşmuyor. İletişim kurmuyor. Konuşmak sonra da hani, kendini kapatmak da bir kaçmaktır. Evet. Heh. Aynen. Ve ben oturacağım kendi başıma, diyeceğim ki kardeşim ben nasıl bir evlilik yaptım? Ya flört evliliği yaptım ya görücü usulü yaptım. Görücü usulü yaptıysam aileler burada kefil olmalı. Kefil? Evet. Benim hayatımı niye yaktınız? Ben söyledim ona ki hani bir geçen zamanlardan bir tartışmamız oldu, büyük bir tartışma. Evet. Hani mesajla konuşabiliyoruz sadece, onu söyleyeyim abla. Hani yüz yüze geldiğimizde öyle adam akıllı konuşması şey yok. Ben onu söyledim ki yani madem yapamayacaktın, niye hayatımla oynadın, niye duygularımla, hayallerimle oynadın? Haklısın diyor. Sana ben yapamayacağım mı diyor. Yaşatamadım bak, diyor. Mesajlarından sadece bir kısmı söylüyorsun bana, içinden cımbız da çekerek. Sana ben bunu yapamayacağım mı diyor da sen madem yapamayacaksan diye devam ediyorsun. Şimdi bu son zamanlarda, ki ilk başlarda da öyleydi de işte anlayamadım. Psikolojisi bozuk herhalde, depresyon şeylerinde. Ama sen benim sorularıma cevap vermiyorsun yavrum. Diyorum ki mesajları anlatırken bana içinden bir takım bir şeyi anlatıyorsun bana. Mesajlar bir bütün. Bütüne baktığımızda adam sana işte ben yapamayacağım diyor mu da sen kalkıp cevap olarak madem yapamayacaksan niye hayatımla oynadın evet, diyorsun. Evet, onu dedi işte. Aynen. Ne dedi sana? Dedi ki ben şimdi hani dedim eve gelmeyeceğim dedim. Hani ya düzeline kadar dedim. Dedi sorun yok, sen bilirsin. Ben seni seviyorum ama hani şey olmuyor yani, sana bir istediğin hayatı yaşatamadım. Tamam yaşatamadın ama en azından bir çaba göstersen, benim gösterdiğim çabanın bir çeyreğini göstersen düzelecek. Benim ona gösterdiğim ilgiyi, alakayı, böyle saygıyı, hürmeti, hizmeti, her şeyiyle ben dört dörtlük yapıyorum kendime göre. Ki kendisi de bunu söylüyor. Bundan bir şikayetim yok. Sen bana ama şu mesajlardan biraz bahset biraz daha. Ben yapamıyorum dedi. Seni mutlu edemiyorum dedi. Başka? Ya her konuda zaten mutlu edemiyor. İstersen ben bir psikologla da konuştum. Yavrum benim sorularıma cevap versene sen. Çok şahanesin, çok dolusun. Anlıyorum seni ama ben bir şey soruyorum, sen bambaşka. Ben diyorum Kasımpaşa, sen diyorsun Mardin. Bak, o zaman ben sana tatmin edici bir cevap veremem. Şöyle tamam yapalım. Diyorum ki adamın bana mesajlarda sana söylediklerini söyle. Seninkiler lazım değil, onunkileri söyle bana. İşte onunkiler onlar. Şimdi şöyle bir dakika. Evet.
Şöyle söyleyeyim. Biz ilk çocuk oldu, düştü. Bu hiçbir zaman yanımda da olmadı. Ben bunu dile getirdim. Dedim ki hani kötü günümde yanımda değilsen niye yanımdasın? Ben diyor dayanamıyorum. Hastaneleri sevmiyorum. Ben yanında olmak istiyorum ama hani uzaktan. Ben seni seviyorum, içimde seviyorum. Bu Başka? şekilde yani ki içine çok kapanık bir insan. Duyguların içinde yaşayan bir insan. Her defasında hani yanımda ol, destek ol, moral ver. Hiçbir şekilde bunları yapmadı. Ben 5 senedir konuşuyorum. 5 senedir de aynı şeyleri yapıyor. Ben Bana soruyor, seninle ilgili bir şey yapamıyorum fark yani, ettim. yapamıyorum diyor. Ben seninle ilgili bir şey fark ettim. Bak. Buyurun. Alınmaca gücenmece yok. Yok. Peki. Şimdi sen şu anda burada anlatıyorsun, anlatıyorsun, anlatıyorsun ya. Bana günde günde yaklaşık 300'ün üzerinde mesaj gelir. Tamam. Bir tek sen. Bak bunca yıllık, bunca yıllık meslek hayatımda bir tek sen. DM'den yazdın, DM'ye bakar mısınız diye yorumların altına yazdın. Yorumların altından tekrar çıktın DM'den. Dur gülme. Dur gülme. Ondan sonra İnce abla beni acil öne al. Benim çok çaresizim, çok sıkıntılıyım. İnce abla öne al. Yani diğer 299 her gün olan insanlar bile kim bilir ne dertler var, neler var. Sabırla veya bir iki kere bir şey yazarak ısrar etmeden herkes sırasını bekliyordu. Ama sen sürekli olarak şunu yap, demeye bak, yazdım baksana gibi gerçekten tacizkar, gerçekten ısrarcı bir hal içindeydin. Hatta ben kendi kendime dedim ki ya bu kadar ısrar edeni asla aramak istemiyorum dedim. Bak ben bile dedim bunu. Sen bu ısrarlarını herhangi bir konuda bana yaparken kocana da yapmıyor olmayasın. Yapıyorumdur. Hani Bak bu sürekli güzel. ısrar Bu bir güzel. şekilde. Bu güzel. Bak yavrum. Bir şey bu hayatta olacaksa olur. Olmayacaksa çok zorlamayacaksın. Ama senin bu yaptığın ısrarlar oluru da olmaza sokar erkek dünyasında da başka bir dünyada da. Hadi ben İnce ablanım senin. Anlayışla karşılarım ama güzellikle de seni ihtar etmeye mecburum ki bu yanlışını yapma. Hiç olmadı. Ama Anlatabildim mi? yani gerçekten teşekkür ederim. Hani en azından kendi hatamı öğrenmiş oldum. Hayır, bu hayatla ilgili bir şey. Yani ısrarcı olmak hiç iyi bir şey değildir. Hiç iyi bir şey değildir. Evet, insanın her türlü işi olabilir, her türlü sıkıntısı olabilir ama biraz akışa bırakmak da gerekir. Bu kadar ısrarcı olmamak gerekir. Ve ısrar evlilikte yarar yerine zarar getirir, bıkkınlık getirir. Bıkkınlık getirir. Bir şeyi 50 kere söylemek ve sık 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 olana kadar söylemek, hani halk tabiriyle vıdı vıdı bunun adı. Anlatabildim mi yavrum? İnsanın Anladım. yapacağı varsa da yaptırtmaz. Anladım. Şimdi eşinin sordun mu hiç? Başkasını mı seviyordun da benle evlendin veya benle niye evlendin dediğinde ne cevap veriyor? O dedi ki hani benim zaten evlenme düşüncem yoktu. Annem geldi ısrarla. Gel kızla görüş falan diye. Anla ki yani görüşmeye arkadaşlarıyla dağda piknikteydiler. Evet. Görüşmeyi annesi getirdi yani. Ailesiyle Kendisi aran söyledi iyi yani. mi? Ailesiyle aran iyi mi? Evet, aramız iyi ailesi ya. Güzel, güzel. Bir sorun yok. Güzel. Peki. Ben sana şimdi yapılması gerekenleri söyleyeceğim. Lütfen onları hayatına kat. İnce ablan olarak da kendi önerilerimi de getireceğim. Daha çok Tamam. gençsiniz. Hemen ümitsizliğe kapılmanıza gerek yok. İnşallah geçecek bu günler. Öpüyorum yanaklarından. Evet, Rumuz Gül'ü izlediniz. Ve Rumuz Gül eşiyle evliliğinde, görücü usulü evliliğinde eşinin nişanlıyken verdiği sözleri tutmadığını, hatta bir anlamda babasına benzer davranışlar sergilediğini, mutsuz bir çocukluk geçirdiğini ve eşinde ara ara babasını gördüğünden bahsetti. Eşinin ilgisizliğinden, hiç konuşmadığından ve kendi başına kararlar almasından, ona danışmamasından bahsetti. Evlilikte çünkü paylaşmak esastır. Paylaşmak demek benimkinin yarısını sana vereyim anlamında değildir bu.
yaşanılacak ve yaşanılmış her şeyi konuşmak da paylaşmaktır. Örnek veriyorum, işte faturamızı ne zaman ödeyeceğiz? Faturamızı ödedik mi? Kiramızı ödedik mi? Ödemedik mi? Nasıl ödeyeceğiz? Şunu mu yapacağız? Bunu mu yapacağız? Bahsettiği gibi fitreyi kime vereceğiz? Nasıl yapalım hanım? Nasıl yapalım bey? Bunlar hep iletişimde paylaşmaktır. Bu paylaşma konusunda eşinin yetersiz olduğundan, paylaşmayı annesiyle yaptığından bahsetti. Öncelikli olarak eşinle şu çerçevede konuşacaksın. Şimdi ben seninle bir şey konuşacağım veya yazışacağım. Senden cevap alamadığım zaman, yani ben kendi kendime konuşmuş oluyorum. Ben seninle anlaşmak istiyorum. Seninle bu yolu yürümek istiyorum. Seninle bu evliliği devam ettirmek istiyorum, ama sadece sevmek yetmez evliliği devam ettirmeye. Lütfen bana varsa benimle alakalı sıkıntılarımı söyle. Yoksa şimdi ben seninle ilgili sıkıntılarımı söyleyeceğim. Ve bunu yaparken lütfen konuyu dağıtma benimle konuştuğun gibi. A derken C'yi atlama. Yani geldi derken 5 yıl önceye gitme. O yüzden eşinle ilgili net ol. Hatta gerekirse not al. De ki benimle eşimle ilgili rahatsızlıklarım ve beklentilerim nedir diye yaz bir yere. Oradan bakarak da konuşabilirsin ki konu dağılmasın. Eşinle ilgili rahatsızlıklarını, beklentilerini yazacaksın. Ona söyleyeceksin. Çünkü ben eşinde bir kötü niyet görmedim. Ama gevşeklik dediğimiz, yani bir erkek nedir? Eşi hastanedeyse hastanenin kapısından ayrılmaz, yanından ayrılmaz. Eşiyle ilgili ki sen çocuk kaybetmişsiniz. Başınız sağ olsun. Onda bile yok, ben hastaneye gelmeyi sevmiyorum. Böyle bir dünya yok. Evet, yani hastaysak hastaneye gideceğiz. Eşimiz, birbirimizin sorumluluğundayız bu konuda. Onun yanında olacağız, birbirimizin en yakını olacağız. Gerekirse elini tutacağız vesaire vesaire. Ona motive edeceğiz. İyileşeceğine dair, ihtiyaçlarını gidereceğimize dair de yanında olacağız. Ve eşinin bu tür konulardaki sorumluluk almasında biraz zayıf olduğunu görüyorum. Bu konuda biraz zamana ihtiyacınız var. Ama bunlar da dahil olmak üzere tüm rahatsızlıklarını ve beklentilerini yazacaksın. Ondan sonra da 3 ay süreyle bunu takip edeceksin. Oldu oldu. Olmadı, aile meclisini toplayacaksın ve diyeceksin ki benim başımı neden yaktınız? Eşimle ben bunları da konuştum. Hiçbiri değişmiyor, hiçbirini düzeltmiyor. O zaman eşim bunları düzeltmeyecekse ben niye mutsuz bir hayatı yaşayayım? Bana lütfen cevap verin diyeceksiniz. Evet, bugünlük yayınımız bu kadar. Diğer yayınlarda görüşmek üzere. Aman kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. İnce ablanızla kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.